ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 2,50'lerin üstünde. Şu Ankara stüdyomuzda konuğumuz Çubuk, Ankara Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan. Başkanım, ikinci bölümde tabii biraz da ilçeden bahsedelim. Çubuk ilçemizde Çubuklulara yapmış olduğunuz çalışmalar, yatırımlar. Biraz Çubuk'tan bilgi alalım efendim. Çubuk ilçemizi biraz tanıyalım istiyorum. Tabii Çubuk'un çok önemli değerleri var. İşte Çubuk turşusu çok meşhurdur. Uluslararası bir algısı vardır, markası vardır. Ve buna benzer Çubuk'la alakalı çok önemli ön plana çıkan değerler vardır. Çubuk'u bize kısaca anlatabilir misiniz efendim? Çubuk, Ankara'mızın 40 kilometre kuzeyinde, 86 bin nüfuslu ve 1360 kilometre karelik şirin bir ilçedir. Özellikle kuzey bölgemiz mesire alanı, orman kütlesi olarak Karadeniz geçiş ikliminde olan bir bölgemizdir. Çubuğumuz huzurlu, birbiriyle uyumlu ama gelir düzeyi Ankara'nın diğer yerlerine göre düşük ve kalkınma yolculuğuna başlamış ve devam etmekte olan bir güzel ilçemiz. Ben 2014 2 Nisan'ında göreve geldiğim gün itibariyle öncelikli olarak ilk talimatım mali disiplinin sağlanması olmuştu. Yani öncelikli olarak hem tasarrufa riayet edecektik hem de mali restorasyon yaparak bir birikim sağlamamız gerekiyordu. Ve bu yönde olumlu adımlar attık. İkinci talimatım ise son yıllarda ihmal edilmiş olan veya yarım kalmış olan imar çalışmalarının bir an önce başlatılmasıydı. Bununla alakalı imarla daha önce imar konusunda anlaştığımız, sözleştiğimiz firmayla oturup yeni bir plan hazırladık ve imar çalışmalarına süratle başladık. Çünkü ilçemize Yıldırım Beyaz Üniversitesi gelecekti ve özellikle Esenboğa Yenice bölgesinde yeni bir oluşum başlayacaktı. Bizse imar çalışmalarıyla buna yetişmemiz gerekiyordu. Bu nedenle çalışmalarımızı özellikle üniversite çevresindeki Yenice, Esenboğa, Melikşah, Kızılca ve Dumlupınar mahallelerinde yoğunlaştırdık. Şu anda yaptığımız bu çalışmalarla 3 mahallede imar planları tamamlandı. 15 mahallede imar planı kesinleşti ve 5 mahallede de askı ve sonuç süreci devam ediyor. İmar çalışmalarıyla ilgili olarak bugüne kadar 600 bin lira harcama yaptık. Önümüzdeki 2017 yılı içerisinde 400 bin TL'de bunun için ayıracağız inşallah. Ve şu anda Esenboğa, Dumlupınar ve Güldarp mahallelerinin parselasyon planları askıda. 2 gün önce de Kızılca Mahallesi, yine üniversite alanıdır, onun parselasyon planları da itirazlar nedeniyle indirildi. Encümenimizden bu hafta geçecek. Yeniden Büyükşehir Encümeni'ne dönüş ve son askı için tekrar Çubuk'a gelecek. Resmi prosedürler ve itirazlar nedeniyle imar çalışmalarımız elbette beklenen hızda işlemiyor. Ama buna rağmen imar çalışmalarında biz geçtiğimiz bu 2,5 yılda çok büyük bir ivme, bir yol kat ettik. Esenboğa, Dumlupınar ve Güldarp mahalleleriyle Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin birinci etap parselasyonları şu anda hazır. Atatürk ve Barbaros mahallelerinin birinci etaplarıyla Yıldırım Beyaz, Barbaros, Fatih ve Muhsin Yazıcıoğlu mahallelerinin ikinci etabı, Yavuz Selim ve Sünni Mahallesi ile Yazır Mahallesi'nin sanayi alanlarının imar revizyonu tamamlanarak Çubuk Belediye Meclisi'nden geçmiş durumda. Menikşah mahallemizin tapuları şu anda Tapu Sicil Müdürlüğümüz tarafından ve Genel Müdürlük tarafından bilgisayarlara işlendi. Sanıyorum yılbaşı gelmeden, yani bu kalan 10 günde hak sahiplerine dağıtmaya başlayacağız. Menikşah mahallemizin tapularını inşallah. Önümüzdeki günlerde oradaki vatandaşlarımız tapularına kavuşacak. Ayrıca Menikşah, Kızılca, Akkuzulu, Gökçedere, Karkın, Taşpınar, Yazır, Ömercik, Aşağı Çamundur, Ağalcık, Gümüşşehir ve İkipınar mahallelerinin de imar planları onay aşamasında olurken Yenice Lojistik Merkezi, Eyrekin, Karaağaç, Mutlu ve Sırlacı, Tahtayazı mahallelerimizin imar çalışmaları da başlattık. En kısa sürede bu çalışmalarımız da inşallah sonuçlanacak. Belediyeciliğin en büyük görevi zaten imar çalışmalarıdır. Ve özellikle gelişmenin yönü itibariyle
Esenboğa bölgesinde, üniversite bölgesinde bu çalışmalarımızı biz inşallah önümüzdeki yıl belli bir noktaya getireceğiz. Saymış olduğumuz bu çalışmaların pek büyük bir bölümü tamamlanmış olacak. Böylece o bölgedeki hem sosyal tesislerin, hem yurtların, hem konut ve ticaret yapılarının önünü açmış olacağız. Biz biliyorsunuz her sene Çubuk Turşu Festivali'ni yapıyoruz. Biraz önce siz anlattınız. Bununla alakalı olarak geçtiğimiz iki senede yaşadığımız terör olayları dolayısıyla ki birisinde Soma ile alakalı biliyorsunuz bir maden kazası olmuştu. Evet. Birisinde de Dağlıca'da 40 tane şehidimiz vardı. Bizzat genel merkezimizin talimatıyla ve mülki idare kararıyla bunları yapamadık. İptal oldu, ertelenmiş oldu. Evet. Ama inşallah biz bu sene bu festivalimizi hem de yeni festival alanımızda yapacağız. Allah inşallah huzur ve barış versin. İnşallah. Sükunet günleri olsun ki biz de onu gerçekleştirelim istiyoruz. Çünkü hem halkımız tarafından hem de Ankara'daki bütün hemşehrilerimiz tarafından merakla, heyecanla beklenen bir festivaldir Çubuk Turşu Festivali. Onu bu sene gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Çalışmalarına hemen başladık. İnşallah yapma fırsatını Cenab-ı Allah verir. Bu defa aşağı Çamundur Mahallesi'nde 55 bin metrekare alan üzerinde ve 27 bin metrekare yeşil alan olarak yapılacak olan bir Çubuk Abat Parkı ve festival alanı projemiz hazır. Bununla alakalı da Ocak ayı içerisinde inşallah ihaleye çıkıyoruz ve 9 ay içerisinde bunu gerçekleştirerek halkımızın hizmetine açacağız. Bu proje alanında doğal bitki örtüsü ve yapısı korunarak bir çalışma yaptık. Proje alanı içerisinde giriş meydanları, giriş takı, açık hava tiyatrosu, sergileri, panoları, çiçek seraları ve en önemlisi festival alanı ve festival satış birimlerinin olacağı, bunun yanında spor alanlarının, evet, çocuk bahçelerinin, peyzaj alanının bu olacağı güzel bir Çubuk Abat Parkı ve festival alanı olacak inşallah. Cenab-ı Allah bunu gerçekleştirmeyi bize nasip etsin ve orada da bu sene barış ve huzur içerisinde bir festival yapmayı Cenab-ı Allah nasip etsin diyorum. Bunun yanında gençlerimiz için buradan vereceğim bir müjde var. Gençlik Merkezi projemiz hazır. Zaten bunun nerede yapılacağını bütün halkımız biliyor. Bunu da ilan ettik. Çubuk Lisesi'nin karşısında eskiden Şeker Pancar olarak bilinen yere biz 3100 metrekarelik bir yerdir. Buraya 3 katlı bir gençlik merkezine inşallah Spor Bakanlığımızın da desteğini alarak gerçekleştireceğiz. Burada bu ihalede Ocak ayı içerisinde yapılacak. Bu alana inşa edilecek merkez tamamlandığında içinde çok amaçlı spor salonu, kütüphane, kafeterya, mescit, kongre salonları, müzik, bilgisayar ve zeka oyunları gibi kurs atölyeleri bulunacak. Dış sahada da tenis kortları, basketbol ve voleybol sahası ve yürüyüş yolları olacak. Ya tam kapasite neredeyse bir spor kompleksi. Hamdolsun. Evet. Gençlerimizin doya doya hizmet alacağı bir alan olacak. Evet. İşin güzel tarafı da bütün okullarımızın, yurtlarımızın tam merkezinde, çubuğun merkezinde bir yerde yer alması bu gençlik merkezinin. Kredi Yurtlar Kurumu'nun erkek öğrenci yurdunun tam karşısı. Evet. Çubuk Lisesi'nin, Çubuk Lisesi yatılı pansiyonunun, çok uzak Yıldırım değil yani, Beyazıt merkeze de yakın, evet, İlköğretim Okulu'nun bulunduğu yer. Dolayısıyla burası tamamlandığında gençlerimize çok önemli bir katkıyı, inşallah hizmeti vermiş olacağız diye düşünüyoruz. 6 yıldan beri Çubuk Şehir Stadımız kendi seyircisi önünde çubuk sporumuz oynayamıyordu. Yani kapalıydı stat. Çubuk Belediye'mizle alakalı bir hukuki engel vardı. Spor Bakanlığı'yla, hatta Ankara Spor İl Müdürlüğü'yle böyle bir davamız vardı. Hamdolsun bu davayı biz sulh ile tamamladık. Anlaştık il müdürlüğümüzle ve Çubuk Şehir Stadı'nın yapılması için de düğmeye basıldı. Şu anda %95 oranında inşaat gerçekleşmiş durumda ve inşallah 6 yıldan beri Çubuk'ta lig maçlarını yapamayan Çubuk sporumuz ve Çubuklu, onu seyredemeyen Çubuklu futbol severlerimiz artık bu işin sonuna geldik. Önümüzdeki yıl içerisinde
bu imkana kavuşacak inşallah. Kendi sahasında, kendi seyircisi önünde artık karşılaşmayı evet, yapabilecek. Evet, o olacak. Güzel. Ve bu statta iki tane tribün var. Evet. Toplam 3000 koltuk kapasiteli bir kapalı alan olacak. Sentetik yüzeyli bir futbol sahası. Ayrıca atletizm pisti, iki tane de müstakil antrenman sahası olacak. Ve bu tribünlerin altında da soyunma odalarıyla, hakem ve oyuncu odalarıyla tam teşekküllü binalar olacak. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Evet. İnşallah çubuğumuz bundan sonra seyircisiyle Çubuk Spor takımımızla buluşarak burada hayırlı bir hizmetin kapısı da açılmış olacak. Bunun yanında biz yine gençlerimize dönük olarak Çubuk'taki yeni açılacak olan Kız İmam Hatip Lisesi'nin içerisine Spor Toto Teşkilatımız, Başkanlığımız ve Bakanlığımızla desteğiyle Atatürk Mahallesi'nde bir kapalı spor salonu inşa ettik. Burası 1 milyon 350 bin liraya mal oldu. Bu salon tamamlandı ve içerisinde de bu kapalı spor salonunda çok amaçlı spor salonu olarak büyük bir hizmeti görecek. Ve bunun yaklaşık olarak 950 bin lirası Spor Toto Teşkilatı'nın tarafından karşılandı. Geriye kalan 450 bin lirasını da biz kendi bütçemizden karşıladık KDV'siyle beraber ve ek yapılarıyla beraber. Burası bittiği zaman inşallah 1035 metrekarelik kapalı bir alana sahip 320 seyir kapasiteli bir salonumuz olacak. Kompleksin oyun alanları içerisinde zemin özel olarak tasarlandı. Ayrıca bu salon içerisinde kafeterya olacak, soyunma adaları, odaları, duş alanları, hakem odaları ve idari odalar da yapılacak. Gençlerimiz burada basketbol, voleybol, okçuluk, güreş ve judo dalında inşallah burada hem antrenmanlarını yapacaklar, evet, hem de çok amaçlı toplantı salonunda özellikle öğrencilerimize dönük konferans veya toplantılar içinde bir imkan sağlanmış olacak. Bu da bizim bu dönem içerisinde sağladığımız hayırlı hizmetlerden bir tanesi. Evet. Gençlere yönelik çok sayıda sportif kurslar ve işkur kurslarıyla hanımlara pek çok sertifikalı iş imkanı kazandırdık. Şu anda göreve geldikten sonra kurmuş olduğumuz Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 5 branşta, bunlar da okçuluk, güreş, judo, voleybol ve basketbol, bu alanda çalışmalarını devam ediyor. Sporcularımız kısa sürede katıldıkları turnuvalarda çok sayıda madalyayla döndüler. Burada ben bu ekranlardan da sporcularımızı bir defa daha tebrik ediyorum. Bu yapılan bu çalışmalarla ve özellikle hanımlarımıza dönük iş kur projeleriyle 1500'e yakın kadınımıza da hem günübirlik ihtiyaçlarını karşılayacak ücret sağlandı Çalışma Bakanlığımız tarafından, hem de kendilerine özellikle hasta bakım sertifikası, evde bakım, çocuk bakım gibi sertifikalarla onlara iş alanlarında destek vermek üzere sertifika kazandırıldı. Son olarak yaptığımız bu Çubuk Abat Parkı'na ek olarak Şehit Ahmet Çam Parkı'nı Atatürk Mahallesi'ne kazandırdık. Bunun yanında Cumhuriyet Mahallemizde Şehit Emre Tunca Parkı'nı kazandırdık. Ayrıca Yeşil Çubuk Parkı'ndaki Adliye yürüyüş yolunu yeniden düzenleme yaptık. Osmanlı koşu yolunu yeniden düzenledik. Ve şu anda da Ülke Sokak Parkı ile Şehit Ahmet Çam Parkı'nın yanındaki ağaçlandırma faaliyetlerimize devam ediyoruz inşallah. Evet. Park yapım çalışmaları da bu arada bütün hızıyla devam ediyor. Allah'ın izniyle. Evet başkanım, süremizin tabii sonuna geliyoruz. Son 3-5 dakika içerisindeyiz. Biraz da ilçenin önümüzdeki yıllara ilişkin sosyal yaşamı daha da muhakkak artarak devam ediyor. Sosyal yaşam kalitesinin arttığını görüyoruz. Tüm ilçelerde, özellikle sadece Çubuk için değil, büyük şehirlerde olduğu gibi ilçelerde de sosyal yaşam kalitesi artıyor. Bununla ilgili de çalışmalar yürütüyorsunuz ki sosyal projeler büyük önem taşıyor. İşte biraz evvel bahsettiğiniz gençlere yönelik yapmış olduğunuz işte spor kompleksleri vesaire. Çubuk'ta önümüzdeki dönemlerde Çubuklu nelerle karşı karşıya kalacak? Çubuk katma değeri artan bir ilçe mi? Özellikle Ankara'ya çok fazla uzakta da değil, 40 kilometrelik bir mesafede. Katma değeri de artan bir ilçe herhalde. Şimdi tabii ki son dönemde ilçemiz için en önemli şey
Sayın Cumhurbaşkanımızın da benim gözümün bebeği dediği ve benim için çok anlamlı dediği bir üniversite Çubuk'a yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve bizlere bir hizmetiyle Çubuk'a kazandırılmış oldu. Bu çok önemli bir olay. Şu anda 4500 öğrencisiyle Yıldırım Beyaz Üniversitesi Çubuk sınırları içerisinde faaliyetine, hizmetine devam ediyor. Bunlar her yıl olarak da bu sayı artacak inşallah. Bizim Çubuk'umuzda iki tane kredi yurtlar kurumuna bağlı yurt var. Bunun yanında özel yurtlar da var. İnşallah özellikle bu son dönem içerisinde Türkiye Gençlik Vakfı'nın ve Yeni Dünya Vakfı'nın Çubuk'ta gerçekleştireceği iki özel yurt girişimi de olacak. Bunlar vesilesiyle öğrencilere yurt ihtiyaçları için zemin hazırlanıyor. Çubuk'ta da özellikle gençlerin gidebileceği kafeterya tarzı yeni oluşumlar da başladı. Ki üniversitenin açılmasıyla beraber sosyal yaşamlarını sürdürmeleri için. Bunu sürdürmeleri için ihtiyaç. Biz de biraz önce anlattığım imar çalışmalarıyla özellikle üniversite bölgesindeki imar faaliyetlerini ve buradaki yapılaşmanın önünü açacak çalışmaları önümüzdeki yıl inşallah tamamlamış olacağız. Bundan sonra Çubuk'ta çok daha büyük bir ivmeyle hem nüfus artışı ki bu nüfus artışı akademisyenlerden ve öğrencilerden oluşan çoğunlukla nitelikli bir artış olacak. Bu Çubuk'a yepyeni bir vizyon kazandıracak umudundayız. Bunun beklentisindeyiz. Zaten özellikle gençlere dönük start dedim, gençlik merkezi dedim, bu tür sosyal tesisler dedim. Gençlere dönük yapılan çalışmaların ana amacı da üniversiteye bir hazırlık, üniversitenin önünü açmaktır. Ama burada özellikle üniversite ile Çubuk arasında gerçekleştirilecek olan metro çalışmasının, ilave metro çalışmasının veya hafif raylı sistemin ki bunun müjdesini de Sayın Cumhurbaşkanımız üniversiteye gelsin inşallah ondan sonra Çubuk'a da pas ederiz sözüyle beraber biz bu sözü aldığımıza inanıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda en azından metro olmasa bile Çubuk'la üniversite arasında 12 kilometredir hafif raylı sistemle bir bağlantının kurulacağını ve bu şekliyle özellikle üniversiteyle Çubuk'un daha bir bütünleşeceğini inşallah düşünüyoruz. Çünkü artık geriye kalan bu 12 kilometre özellikle Çubuk Çayı taşkın saha alanında dümdüz bir yol ve burada gerçekleştirilecek çok fazla bir ben maliyetin de geleceğini zannetmiyorum. Ne burada bir viyadük olacak ne bir tünel olacak buna hiç gerek olmadan gerçekleştirildiğinde Çubuk çok daha büyük bir gelişmeyi ve hizmeti almış olacak diye inanıyoruz. Bizim için önümüzdeki en büyük hedef metro veya hafif raylı sistem olacak. Bununla ilgili çalışmalarımızı özellikle siyasi büyüklerimiz üzerinden artırarak biz devam edeceğiz. Evet, göç veren değil, göç artık bundan sonra göç alan bir Çubuk ilçesiyle karşı karşıyayız. O da yapılan yatırımlarla işte üniversite gibi ve buna benzer sosyal donatı alanlarıyla ki Çubuk ilçemizin doğası da ayrı bir güzeldir. Yeşiliyle hep ön plana çıkmıştır. Çubuk Barajı ile beraber farklı bir anlam katıyor. Tabii ki süreç içerisinde çok daha farklı ihtiyaçlar ortaya çıktıkça onlar da bir hayata geçirilecektir. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Süremizin de sonuna geldik. Son bir iki cümleyle toparlayalım ve son noktaya koyalım efendim. Tabii Çubuk'taki yapılmakta olan hizmetleri bu kadar kısa zamanda anlatmam mümkün olmadı. Yani ben aslında burada Çubuk'ta özellikle canlı hayvan pazarıyla alakalı yürütülen inşaatımız ve bu yol üzerinde Akkuzulu Kavşağı ve Şabanözü Kavşağı'ndan Çubuk'un içine verilecek yolla ilgili şu anda sürmekte olan çalışmalardan bahsetmek. Bir de iki tane tamamladığımız Bekir Ağlar Konağı'ndan sonra tarihi konak var. Sizin bu içerisinde bulunduğumuz güzel tarihi mekan gibi. Onları tamamladık. Onlardan bir tanesini inşallah sosyal tesis olarak, bir tanesi de kına konağı olarak 2017 yıl içerisinde hizmeti açacağız. Ayrıca 3 tane de şu anda bize tapudan kaydı geçmiş olan tarihi bina var. Buraların da ihalelerini ve çalışmalarını yapıp onu da Çubuk halkımıza kazandıracağız. Bundan sonraki bir dönemde diğer kalan hizmetlerimizi anlatmak üzere ben de başta beni dinleyen Çubuklu hemşehrilerime olmak üzere tüm Ankaralı ve Türkiye'deki bütün dinleyenlere saygı ve selamlarımı sunuyor.
Hayırlı günler diliyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çubuk ilçenizdeki bu bölümde özellikle projeleri en azından bu kısa zaman dilimi içerisinde anlatmaya çalıştı Sayın Başkanımız. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Efendim biz de Ankara Konuşuyor programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Thank you.